Merhaba arkadaşlar Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 10. sınıf coğrafya 2. dönem 1. yazılısı için hazırlık çalışması yapacağız. Hemen ilk sorumuz ile başlayalım. Tatlı ve tuzlu su kaynaklarından ikişer örnek yazınız demişiz. Tatlı su kaynaklarına tatlı su kaynaklarına neler diyebiliriz arkadaşlar? Hocam bize size soruyor soruyoruz zaten diyorsunuz. Akarsular ve göller örneğini verebiliriz. Tuzlu su kaynaklarına ise denizler ve okyanusları verebiliriz. Diyerek sorumuzu mükemmel bir şekilde cevaplamış oluyoruz. Akdeniz'e dökülen akarsulardan 4 tanesini yazınız demişiz. Tabii ki hemen yazalım arkadaşlar. Ne diyelim? Ceyhan Aksu. Bunun dışarısında Göksu. Ve Seyhan. Diyebiliriz. Karadeniz'e dökülen akarsulardan 4 tanesini yazacak olursak. Çoru. Yeşilırmak. Kızılırmak. Sakarya şeklinde tamamlayabiliriz sorumuzu. Ne demişiz? Bitki örtüsünü dağılışını, bitki örtüsü dağılışını etkileyen etmenlerden dört tanesini yazınız demişiz arkadaşlar. Bir, iklim etkisi. iki yer şekillerinin etkisi. 3 toprak örtüsü faktörü. Dördüncü olarak ise ne yazabiliriz arkadaşlar? Canlıların etkisi. Diyerek bu sayfamdaki son soruyu da mükemmel bir şekilde cevaplayıp arka sayfamdaki sorular ile devam ediyorum. Toprak dağılışını etkileyen Etmenlerden 4 tanesini yazınız demişiz arkadaşlar. Hemen bunu da yazalım. İklim, bitki örtüsü ve organizmalar. Topografya ve zaman arkadaşlar. İntrazonal topraklardan 3 tanesini yazınız demişiz. Tabii ki hemen yazalım. Vertisoller. Halomorfik. Topraklar. Hidromorfik toprak topraklar arkadaşlar. Hidromorfik topraklar diyoruz. Azonal topraklardan 3 tanesini yazınız demişiz. Hemen yazalım. Kolivyal topraklar. Litosol. Ve rega solü yazabiliriz. Ne demişiz? Endemik bitki nedir? Yazarak Türkiye'den iki örnek endemik bitki yazınız demişiz arkadaşlar. Hemen e, ne diyebiliriz? Hemen cevaplamak istiyorum bu soruyu. Arkadaşlar şimdi endemik bitki şu oluyor. Yeryüzünün yalnızca belirli bölgelerinde yayılış gösteren yani yaşam alanı belirli, belirli bir bölgeye bölgeyle sınırlı canlı türü ya da cinslerine endemik bitki türü deniyor. Yani diğer bir deyişle çok ender türlere verilen isme biz endemik bitki diyoruz. Şimdi bunun tanımını yazalım. Yeryüzünün yeryüzünün yalnızca belirli bölgelerinde yayılış gösteren yaşam alanı belirle. Bir. Bölgeyle sınırlı olan. Canlı türü ya da cinslerine ne denir arkadaşlar? Endemik bitki denir. Diğer bir deyişle de çok ender türlere verilen isimdir dedik. Türkiye'deki endemik bitkilere örnek verecek olursak Anadolu keteni, Anadolu keteni, kasnak meşesi. Şeklinde sorumuzu cevaplamış oluyoruz. Ve arka sayfamızdan devam ediyoruz. Ne demişiz? Ege bölgesinde dağların kıyıya dik uzanmasının sonuçlarından 4 maddesini yazınız. 4 madde yazınız. Peki yazalım hemen. Kıyı ve iç kesimler arasında belirgin iklim farkları bulunur. Bunun dışı arasında arkadaşlar nüfus genellikle kıyı kesimlerde toplanmıştır. Kıyı kesiminde yağış ve nem çokgen iç kesimler daha kuraktır şeklinde sorumuza cevap verebiliriz arkadaşlar. Bu sorumuzu mükemmel bir şekilde cevapladığımıza göre bir sonraki sorumuza geçebiliriz arkadaşlar. Ülkemizde çok sayıda iklim görülmesinin nedenlerini maddeler halinde yazınız demişiz. Hemen yazalım. Birincisi arkadaşlar yükselti farklılığı yeryüzü şekilleri maddeler halinde demişiz. Şöyle yazalım. Yeryüzü şekilleri karasallık Bitki örtüsü ve etki eden rüzgarlar olarak 5 maddeyle yazabiliriz, maddelendirebiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir açıklama yapalım maddeleri yazdık arkadaşlar. Şimdi Türkiye dünya üzerinde orta kuşakta yer alıyor. Türkiye'de Akdeniz iklimi, işte Karadeniz iklimi ve Karasal iklimler görülüyor. İç bölgelerde, iç bölgelerimizde Karasal iklimin görme sebebi Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde dağların denize paralel olması arkadaşlar ve yağmur bulutlarının iç bölgelere geçememesinden kaynaklanır Karasal iklimin göz, gözükmesi. Bunun dışarısında iç bölgelerde görülen Karasal iklim gece ile gündüz yaz ile kış arasına sıcaklık farkının çok olmasına neden olur. İç bölgelerin denize olan uzaklığı ve yükseltisinin çok olmasından dolayı yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer arkadaşlar. Bakın karasal iklimin özelliği buradan da size bir tüyo vereyim. Karasal iklimin özelliği kendini en belirgin eden özelliği yazlar sıcak ve kurak. kışlar soğuk ve yağışlı geçer arkadaşlar. Diyerek bu sorumuza mükemmel bir şekilde cevaplıyoruz ve yazılı hazırlık çalışmamızı sonlandırmış oluyoruz arkadaşlar. Sınıfınıza ait diğer yazılı videolarına kanalımızdan videolar kısmından arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Yeni konu anlatımlarından ve yazılı hazırlık çalışmalarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.